bu aralar toplumda ciddi bir şekilde hızla yayılan dinsizlik akımlarından, yani Allah'ı inkar akımlarından sonra bir de şimdi başımıza deizm çıktı. Yani bir Allah var ama başka bir şey yok. Veya yani Allah varmış, yaratmış, sonra bırakmış diye böyle bir inanç var. Tabii bu inancın temelinde mesuliyetten kaçma. Yani bir dine tabi olarak o dinin gerektirdiği, özellikle hak bir dine tabi olarak o dinin gerektirdiği farizelerden kaçmak, namaz gibi, oruç gibi borçlardan kaçma çabası kendisini dinin dışına götürecek kadar belki hani bizim cephemizde mantıksız bir tarafa götürüyor. Geçenlerde de buraya bir arkadaşımız geldi. Kendisi şöyle bir soru sordu. Bu soruyla siz de sıkça karşılaşabilirsiniz. Belki de bu soruyu soran birileri aramızda da vardır. Hiç problem değil. İnsanlar böyle sorgulama sürecinden geçerler. Pek çoğumuz geçti. Ben de geçtim. Şöyle soruyor. Diyor ki, ya ben iyi bir insanım. İnsanlar beni çok seviyor. Kimseyi incitmiyorum. Vergilerimi ödüyorum. Yani kapımın önünü temizliyorum. Komşularıma iyi davranıyorum. Yalan söylemiyorum, dürüst bir hayat yaşıyorum. Herkese bir katkım var. Pek çok iyi bir hayatı, pek çok iyi erdemleri edindim. Böyle yaşıyorum. Yahu bir kelimeyi söylemedim diye Allah niye beni yaksın? Ben Allah'ın varlığını da kabul ediyorum. Ya bir kelimeyi söylemedim diye. Benim tanıdığım Allah merhamet sahibidir. Merhamet sahibi olan bir Allah iyi bir insanı kesinlikle ateşe atmaz. Bir anne bile çocuğunu ateşe atmazken, bir annenin merhametinden sonsuz kat daha merhametli olan bir yaratıcı nasıl kendi yarattığını ateşe atsın, ona şefkat etmesin? Halbuki ben onu tanıyorum ve ona iman ediyorum. Böyle bir soru geliyor. Arkadaş da bunu sordu. Dedi ki, dinin ne gereği var ya? Ben zaten iyi bir insanım. Bunları yapıyorum. Benim için bir Allah, merhametli bir Allah, benim gibi iyi bir insanı, kalbi temiz bir insanı yakmaz. Anlaşılıyor değil mi sorusu? Belki iş dünyasında hakikaten diyenler de olabilir yani. Sohbeti şurada bitirsem, tamam birkaçımız tamam, bay bay. Evet, biz de şu misali verdik. Dedik ki, Ankara'da yaşıyoruz, Çınaraltı Kızılay'da. Kızılay'da da pek çok böyle devlet kurumları var, devlet daireleri var. Şimdi bu devlet dairelerinden herhangi birisine, KPSS'ye hiç girmemiş bir adam gitse, o kadar bak hani uzman yardımcıları var, memurlar var, adamlar yıllarını vermiş KPSS için. Yani boş bırakacağım sorulardan işte hepsini A mı yapsam, B mi yapsam, bu derece ince hesaplara girmiş bir adam. Yıllarını harcamış. Kaç sene okul okumuş, üstüne bir de sınavlar için yaşamıyor, sadece soru çözüyor. Bu şekilde adam memur oluyor. Öyle bir adamın bulunduğu bir devlet dairesine sen girsen, şu haline dımdızlak, alsan eline paspası, her yeri şöyle bir güzel silsen, camları silsen, her tarafı pırıl pırıl yapsan, evrakları toplasan, hani millet de sana böyle hayretle bakar, doğru mu? Ne yapıyor bu diye. Peki kilit soru. Sana maaş verirler mi orada? Vermezler. Sen kimsin? Belli değil. İyi bir adamsın. Evet, iyi bir adamsın. Herkese iyiliğin var, dürüstsün falan. Onun da mükafatını, aferin ne iyi adamsın diyerek alıyorsun zaten. Bu misali verince gerçekten ben hiç böyle düşünmemiştim dedi. Ya işte hep böyle düşünmeye böyle oluyorsunuz zaten. Diyesim geldi ama demedim. Sorun değil kardeşim dedim. Hepimiz böyle süreçlerden gireriz. Bazen yolumuzu şaşırırız. Bazen doğru cevabı veremeyiz. Bazen yanlış cevabı veririz. Sonra kendimizi öyle tanımlamaya başlarız. Ama ölmediğimiz sürece, yaşadığımız sürece ümit var demektir. İmtihan devam ediyor. Hala daha soruları doğru işaretleyebiliriz. Hala daha yaşıyorsak çıkmamış candan ümit kesilmez, hala daha dünyaya geliş gayemizin cevabını bulabiliriz yani.
Evet. Şimdi bu misalden yola çıkacak olursak. Yani eğer böyle hiçbir tabiyetin olmadan, bir çaba göstermeden hani nereye tabi olduğun veya hangi devlete bağlı olduğunu ifade etmeden kendini o devletin padişahına rapt etmeden, onu tanımadan yaşamanın hiçbir manası, hiçbir anlamı, ahirete bakan veçile yoktur. Çünkü dünyaya gelişin bir amacı vardır. Zaten bütün olay burada kilitleniyor. Yani dünyaya niçin geldik biz? Yaratılışımızın amacı nedir? Cenab-ı Hak bizi niye var etti? Kendini nasıl ifade eder Cenab-ı Hak burada? Hadis-i Kutsi'de. Ben bilinmez bir hazineydim, değil mi? Ne diyor? Bilinmek murad ettim. Yani Cenab-ı Hak kullarını onu tanısınlar ve ona ibadet etsinler diye yarattı. Kendisi böyle ifade ediyor. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp ona ibadet edeceksek, bu yüzden varsak, şimdi Cenab-ı Hak kendini böyle tanıyacak, kendine muhatap olarak yarattığı kullarını başıboş bırakır mı? Bakın, çok enteresan bir ifadeyle Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bunu ifade ediyor. Elbette bizi böyle yoktan var eden, bize böyle bir sergiyi, böyle bir meşergahı düzen, bu kadar böyle değişik sanatları, böyle değişik sistemleri kuran bir zat, o sergiyi rehbersiz bırakır mı? Bırakmaz, değil mi? 11. sözde şöyle bir ifade geçiyor. Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibarettir. Şimdi bu zat kendini tanıtacak. Kendini tanıtmak için konuşacak, değil mi? Çünkü kelam sıfatı var. Bir tane daha ilah var mı? Yok. Allah tek mi? Tolga. Allah bir, değil mi? Ha, parmağını göster. Allah bir. Şimdi bir tane daha ilah olmadığı için, eşi ve benzeri olmadığı için, Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı da var. Kimle konuşacak? Elbette kendini tanıtmak istediği muhatabıyla konuşacak. Ve ona kendini bildirecek. Kur'an gibi mucizevi bir kitapla. Şimdi Kur'an gibi ezeli bir ilimden gelen ezeli hitap okuyor adam, hiçbir şey anlamıyor. Ne demek istemiş burada? Manası ve gayesi nedir? Namaz diyor, acaba bu nasıl bir namaz? Yani acaba takla açarak bunu ifade edebilir miyiz? Değil mi? Parandeyle belki kılınıyor. Yani bunu birilerinin tefsir etmesi lazım. Dolayısıyla bakın, Bediüzzaman'ın muhteşem bir ifadesi Hakikat Çekirdeklerinden 16. mektubatın sonunda ne diyor? Karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan sonsuz merhamet sahibi bir Allah. Elbette beşeri, ki bütün yaratılmışlar içinde en mümtaz olan, sırat-ı müstakim için yaratılmış olan ve en yüksek makam için yaratılmış olan, en seçkin kulları olan insanı başıboş, rehbersiz, böyle bir karma karışık şeyin içinde, bir serseri pozisyonda, nereye gideceğini, ne yapacağını bilmeyen bir vaziyette bırakmaz. Elbette ona bir rehber gönderecek ve o rehberle talim edecek. Zira kendini tanıtmak ve bildirmek istiyor. Şimdi kendini tanıtmak isteyen ve kendini bildirmek isteyen bir Allah'ı neye göre tanıyacağız ve bileceğiz? Elbette bir din şarttır. Yoksa adam ben iyiyim diyor. İyiliğin kıstası nedir? O padişahın acaba bir emri var mı? Bir isteği var mı? Niye bu kadar çok nimet yaratmış? Karşılığında bizden ne bekliyor? İşte bununla ilgili Mucizat-ı Ahmediye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeliğini anlatan 19. mektubun girişinde çok müthiş ifadeler var. Muazzam ifadeler. Hemen dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor.
Yani bir şey yapmak için bilmek lazım. Bir şey yaratmak ve var etmek için onun ilmine sahip olmak lazım. Yani ben bir şiir yazacaksam şiirin nasıl yazılacağını veya kalemin hatta nasıl tutulacağını, hangi alfabeyi kullanmam gerektiğini bilmem lazım. Madem yapıyor, demek ki biliyor. Elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Hikmetle, yani faydaları gözeterek tasarruf ediyor, değil mi? Ve her tarafı görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek tedbir ediyor. Madem yapan bilir, madem var eden bilir, elbette bilen konuşur. Bu ifadeleri ilk öğrendiğim anda benim için çok pratik, yani şu 2-3 satırı ezberleyin. Allah'ın izniyle çok pratik bir denklem, bir formül ele geçirmiş olacaksınız. Yani Peygamber Efendimizin neden yaratılmasının gerektiğine dair kafanızda bir şüphe oluştuğu zaman hemen bunu hatırlayın. Yoktan var etmiş, yapmış. Madem yapıyor, elbette bilerek yapıyor. Madem biliyor, bildiğini de ifade ediyor. Konuşuyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Yani sonsuz ilim sahibi ve kelam sıfatına sahip olan bir ilah yaratmış bu kulunu imtihan için, bir gaye için, bir hedef için yaratmış ve ona marziyatını, ondan istediğini bildirmeyecek. Düşün, sınava girmişsin ama sorular gelmiyor önüne ve süre azalıyor. Ne yapacaksın? Neye cevap vereceksin? İşte o hiçbir dine gerek yok diyen, yani ben iyiyim diyen adam kendi kendine bir sorular yazıp, hani önüne sorular gelmiş ama bakıyor ki soruların cevabı, hani karşılığında bir şeyler, bir çaba falan istiyor. Diyor ki ya ben şu boşlukları kendi sorularımı yazayım, kendim çözeyim. Ha ben iyiyim falan. Bu. Elbette. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zihni şuur olanlarla. Yani şuur sahibi olanlarla, konuşmasını bilenlerle, fikir sahibi olanlarla konuşacak. Madem zihni fikirle, madem fikir sahipleriyle konuşacak, elbette şuur sahiplerinin içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan neviyle, insan türüyle konuşacak. Anlaşılıyor değil mi abi? Madem konuşacak, elbette konuşmasını bilen ve fikir sahibi ve hani kendini ifade eden biriyle konuşacak. Bir türle konuşacak. Ve o tür içinde de en çok belki de kendini ifadeye muktedir olanla konuşacak. Madem insan neviyle konuşacak, elbette insanlar içinde kabil hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Yani düşünün, padişahın bir reayası var. Onlarla görüşecek. Bugün Cumhurbaşkanı ile bile görüşmek için değil mi bir heyet oluşturuluyor. O heyet içinde de hani herkes aynı anda konuşmuyor. En kabil hitap kimse, diyorlar ki sen konuş. Doğru mu? İnsanlık içinde durum böyle. Madem kainatı yaratmış, madem imtihan için kulları yaratmış, madem o kullardan bir şeyler istiyor, madem o istediklerini bildirecek, konuşacak, elbette en kabil hitapla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı en ulvi ve nevi beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Yani insanlara, insan türüne imam kim olacaksa onunla konuşacak. Öyle haybeye bir, ne bileyim, tırtılla değil yani. Elbette en çok kim imam olma pozisyonuna, yani bütün kainata imam olacak vaziyeti kim müsait, kim uygunsa onunla konuşacak. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla yüksek istidatta, en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nevi beşerin humsu ona iktida etmiş
Bugün hatta o 4'te 1'e falan düşmüş vaziyette. Yani Müslüman nüfusu bugün 1,5 milyar civarı. Ben Kenya'ya gittiğimde de gördüm. Hızlı bir Müslümanlaşma. Kenya'da bile var. Ya bunun Amerika'sı, bunun Rusya'sı ki en hızlı İslamlaşan ülkeler. Almanya'sı ve Avrupa'nın çeşitli ülkeleri bu kadar hızlı İslamlaşırken elbette insanlar da zaten bir şeyleri merak etmeye başlamışlar. Dolayısıyla yani bu okuduğumuz dersler var ya, yani sizin buradaki cevaplara, buradaki derslere hem kendiniz için hem de İslam'ı araştıran, bir zaman evvel kafası karışmış, cevabı arayan insanlara söylemek için ihtiyacınız var. O insanlara duyurmakla borçlusunuz. Yani bugün biri size çıksa sorsa, dese ki, kardeşim, neden bir peygamber olmak zorunda? Neden bir din olmak zorunda yani? E ben kendi kendime halledemez miyim bu işi? Ben iyi bir insanım. Siz de hemen buradaki şeyleri sayacaksınız. Mesela baştaki, değil mi, devlet dairesine girip temizlik yapma meselesini anlatacaksınız. Sonra bir sergiye girdiğin zaman, yani bugün sen bile bir sergiye girsen içeride değişik sanatlar var, ne olduğunu anlamıyorsun. Birinin sana açıklaması lazım. Bak budur. Şuradaki şudur. Şuradaki şunu ifade eder. Veya üçüncü söylediğimiz anlaşılmaz bir kitap. Muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Fizik dersine girdin. Hoca yok. Önünde bir kitap var. Anlatamıyorsun. Niye anlayamıyorsun? Yani kitapta ne yazılıyor? Oradaki formüller nedir? Birinin sana açıklaması, izah etmesi lazım. Bir yere gidiyorsun, bir saraya mesela. O sarayın adabı nedir? Padişahı, o ülkenin kralı senden ne istiyor? Nasıl davranman hoşuna gider? Nasıl davranman onun gazabını celbeder? Bunları bilmen lazım. Doğru mu? Dolayısıyla bizim bunları hem kendimiz için hem de buna ihtiyacı olan insanlara anlatmak üzere öğrenmemiz şarttır. Dolayısıyla şurada öğreneceğimiz 5-10 dakika içinde Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğuna dair, onu kainatın yaratıcısının gönderme zarureti aklen mantıken tamamen aklın gereğidir, ilmin gereğidir diyebileceğiniz bir deliliniz olması lazım. Ve Allah'ın izniyle artık var. Allah rızası için El Fatiha.